Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mayasız hamurdan katları tek tek sayılan, muhteşem bir lezzet olan meşhur saya çöreğini hazırladım. Bu tarifi Nermin Yazılı Taş'ın sayfasında görmüştüm ve görür görmez de hemen yapmak istedim. Gerçekten muhteşem ötesi bir lezzeti var. Biz hem tadına hem de sunumuna bayıldık. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Hamuru için 3 su bardağı ılık süt. Kullanmış olduğum su bardağı herkesin evinde bulunan klasik su bardaklarındandır. Hatta hemen kafanız karışmasın diye kullandığım su bardağını da gösteriyorum. 1 çay bardağı yoğurt. 1 paket kabartma tozu. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 kilo un klasik su bardağı ile ortalama 7 veya 8 su bardağı kadar alıyor ama yine de unu ilave ederken azar azar ilave edip oldukça yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzun kıvamı çok ama çok yumuşaktır. Zaten biraz sonra da hemen sizlere göstereceğim. Önce spatula ile biraz karıştırdım. Hamurum yoğunlaşmaya başlayınca elimle yoğurma işlemine devam ettim. Diyelim ki hamurunuz fazla katılaştı. O zaman da üzerine biraz süt ilave ederek yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı tam da bu şekildedir. Oldukça yumuşak ve ele yapışan bir hamur. Hazırlamış olduğum hamuru unlamış olduğum masaya alıyorum. Elimi hafif unlayarak hamurumu biraz daha toparlıyorum. Bu aşamada çok aşırı yoğurmanıza gerek yok. Sadece elinizi biraz unlayarak toparlamanız yeterli olacaktır. Hamuru 8 eşit parçaya kestikten sonra elimle yuvarlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için elinize biraz yapışabilir. Bu yüzden ara ara elinizi unlamayı unutmayın. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine temiz bir bez kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar dinlendiriyorum. 125-150 gram kadar tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bezelerim de güzelce dinlendi. Artık açma işlemine başlayabilirim. Hafif unlamış olduğum masanın üzerinde önce elimle daha sonra merdane ile tepsimin boyutu kadar açıyorum. Çok aşırı büyük büyük açmanıza gerek yok. Çünkü daha sonradan bir açma işlemi daha olacak. Bu tariften 2 tane büyük saya çöreği çıkıyor. Bu yüzden her birine 4 adet beze kullanacağız. Yani her bir tepsi için 4 adet beze kullandım. Bu ilk açtığım beze olduğu için bayağı büyük açmışım. Tepsi yerleştirirken biraz fazlalıkları vardı ama iç kısma doğru buruşturarak toparladım. Bu kadar aşırı büyük açmanıza gerek yok. Zaten sonrakilerini bir tık daha küçük açtım. Açtığım yufkayı yer kaplamasın diye fırın tepsisine aldım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tereyağı karışımını gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla güzelce sürüyorum. Diğer 3 bezeyi de hafif unlamış olduğum masaya aldım. Önce elimle daha sonra merdane ile hepsinin boyutuna gelecek kadar açtım. Tabii ki çok aşırı büyütmedim bu defa. Bu kısımları siz sıkılmayın diye hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. Üçüncü yufkamı da yerleştirdim ve her yufkayı yerleştirdikten sonra mutlaka aralarını yağlayın.
İlk tepsi için olan son bezemi de açtım. Tekrar fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ama bu defa üzerini yağlamıyorum. Çünkü bir açma işlemi daha var. Bu yüzden üzerinin yağlı olmaması gerekiyor. Bu tepsimi de bu şekilde bir kenarda bekletiyorum. Diğer tepsiyi de aynı şekilde hazırladım. 4 tane yufkayı açtım. Aralarını yağladım. Üst üste yerleştirdim. İlk açmış olduğum yufkaları masanın üstüne alıyorum. Masanın üzeri zaten hafif unluydu. Açma işlemi için çok aşırı un kullanmamıza gerek yok. Önce ben merdaneyle, daha sonra elimle de açabildiğim kadar açtım. Üzerine tekrar tereyağı gezdiriyorum son katı için. Ve bir ucundan başlayarak elimle rulo yapıyorum. Sarma işlemini bitirdikten sonra elimle biraz daha böyle hafifçe çekiştirerek kalın olan kısımlarını biraz daha incelttim. Hamurun bir ucundan tutarak etrafında çevirip gül formunu veriyorum. Hazırladığım çöreği tekrar fırın tepsisine geri alıyorum. Bu aşamada tabii ki daha bitmedi. Bu şekilde 1 saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Bu yüzden bir kenara alıyorum. Diğer saya çöreğimi de hızlandırılmış bir şekilde sizlere gösteriyorum. Yine önce merdaneyle, daha sonra elimle çekiştirerek büyütebildiğim kadar büyüttüm. Üzerine sıvı yağ tereyağı karışımını gezdirdim. Hamurun bir kenarından başlayarak çok aşırı sıkmayacak şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptığım hamuru kendi etrafında sararak gül formunu verdim. Hazırladığım saya çöreğini de tepsiye aldım. Daha iyi dinlenmesi için üzerine temiz bir poşet veya streç film kapatın. Tekrar ben bir bez örttüm. 1 saat kadar dinlendirdim. Hamurun dinlenmesi ve açtıktan sonra inceltilmesi en önemli kısım. Buna dikkat ettiğiniz zaman hamurunuz hem incecik olacak piştiği zaman hem de yumuşacık, bütün katları tek tek sayılacak. Bu yüzden hamurumu önce elimle, daha sonra merdaneyle inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Çok aşırı aşırı büyük yapmanıza da gerek yok. Zaten tepsinin ortalama yuvasına gelmesi yeterli olacaktır. Bu arada hemen şunu da belirteyim. Özellikle fırın kağıdının üzerinde açtım ki tekrar tepsiye rahat bir şekilde yerleştireyim. İnanılmaz pratik oldu. Siz de bu şekilde yapın. Üzerine bir adet bütün yumurtayı olduğu gibi döktüm. Önce çatalla biraz karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bir çatalın ucuyla üzerine şekil verdim. Gerçi piştikten sonra şekli çok belli olmasa da yine de bu şekli vermek istedim. Önceden ısıttığım 200 derece fırında alt üst ayarda fırının or tarafın bir altında pişirmeye gönderiyorum. Eğer fırınınızın ısısı çok aşırı yüksek oluyorsa 190 derecede de pişirebilirsiniz. Ben hem 190 hem de 200 derecede pişirdim. Aynı sonucu aldım. İnanılmaz güzel bir şekilde kabardı ve puf puf oldu. Bu fırından çıkma anını özellikle sizlere gösteriyorum. Bakın, olduğunun 2-3 misli kabardı neredeyse. Yani bu demek oluyor ki bütün katları birbirinden ayrıldı. İki tepsiyi de pişirdim. Fırından çıkardım. İlk sıcaklığıyla çok çıtır çıtır bir çörek. Ama dinlendikten sonra yumuşacık ve bütün katları tek tek sayılan adeta bir katmer gibi oluyor. Hem üstü hem altı inanılmaz derecede güzel kızardı. Hemen sizler için içinin o güzel tel tele ayrılan kısımlarını da detaylı bir şekilde gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel, incecik, bütün katları tek tek sayılabilecek kıvama gelmiş. Her videoda olduğu gibi tarifimizi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de videomuzu izledikten hemen sonra abone olmayı, zil işaretine basıp bildirimlerden haberdar olmayı da unutmayın. Bu arada beni sadece YouTube kanalımdan değil, isterseniz Facebook ve Instagram'da Hayalimdeki Yemekler olarak takip de alabilirsiniz. Ben tabii bir parçayı göstermekle yetinir miyim, size göstereceğim diye neredeyse bütün çöreklerin hepsini parçaladım. Biz ailece tadına bayıldık. İnşallah siz de yaptıktan sonra çok memnun kalırsınız. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.